Günaydın arkadaşlar. Bugün Londra'da bilmem kaçıncı günümüz. Şimdi İtalyan Garden'dayız. Burası Kensington Park'ının içinde bir bahçe. Şöyle dört ufak havuzdan oluşuyor. Arkamdaki heykel Edward Jenner'ın heykeli. Görülüyor mu bilmiyorum ekranda. Edward Jenner burada çiçek aşısını bulduğu söylenen adam. 1800'lü yıllarda. Ancak ben buna inanmıyorum. Çünkü benim inancıma göre zamanında işte buradan bir prens, işte şu an adını hatırlayamıyorum. Yazarım kenara kıyıya. O prenses geldiğinde hareme, bizim haremdeki kadınların nasıl çiçek aşısı yaptığını, hani çiçek hastalığını iyileştirmek için neler yaptığını görüp gelip burada bunu anlatmış ya da hani hocayı da yanında götürmüş olabilir. Ben buna inanıyorum. Onun hikayesini bir kenara yazarım. Italian Gardens'ı şöyle bir göstereyim size. Şöyle. Bakın karşıda da böyle bir yer var. Şimdi bugün gezmemize başladık. Yolumuza devam edelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu Italian Gardens'ı hani Kensington Sarayı'nda daha önce Kraliçe Victoria ile eşi Albert oturuyormuş ya. Prens Albert İtalya gezisi sırasında gördüğü bahçelere hayran kalmış. Gelmiş burada kendisi de böyle bir İtalyan bahçesi yaptırmak istemiş. Kenarda kıyıda bazı böyle hani küpler falan var. Resmini çektim, onu da kenara koyarım. Küplerin üstünde kadın figürleri var. Değişik figürler var. Birkaç resim çekip bunun sağına soluna ekleyeceğim videonun. Hadi bugünkü gezimize başlıyoruz. Burası Londra'nın en işlek caddelerinden biri, Oxford Street. Şöyle göstereyim. Bakın burada ne var? Simit Sarayı. Bu cadde üstünde birkaç tane daha görmüştüm. Bir de şey, Thames Nehri'nin yanında var. Burası böyle alışverişin ve trafiğin çok yoğun aktığı bir yer. Şimdi yola devam. Bu alışveriş caddesinde yürürken şöyle bir dükkanla karşılaştık. Bakıyorum, Microsoft. Bu herhalde bir bilgisayarlı, bir alengirli, bir acayip bir araba. Bakın. Pembe taksi. Şimdi akşam olup da ışıklar yandığı zaman burada çok güzel şeyler çekebilirim inşallah. Ama akşam geç döneceğiz otele. Burası Oxford Circus. Oxford Meydanı yani. Evet, burası Microsoft'muş. Evet, meşhur melekli ışıklandırmanın olduğu yer burası. Burası Regent Street. Burası da gene zengin mağazaların şubelerinin olduğu bir yer. Akşam ışıl ışıl olacak burası. Ama dediğim gibi akşam buradan geçmeyeceğiz. Bakın insanlar akın akın, çok kalabalık. O kadar çok insan var ki videoyu çekemiyorum. Otobüsle. Pembe otobüs. Evet, burası Piccadilly Circus arkadaşlar. Piccadilly Meydanı yani. Londra'nın ünlü ve işlek bir kavşağıdır burası. Bir sürü mesela kartpostallarda falan da görebilirsiniz. Trafiği kapandıktan sonra turist ve sokak müzisyenlerinin uğrak yeri haline gelmiştir şu ilerisi, sağ taraf. Londra'nın önemli simgelerinden biri olan bu Eros heykeli 1893 yılında buraya dikildiğinde olumsuz eleştiri ve tepkilere neden olmuştur ama sonuçta herkes kabullenip gelip burada fotoğraf çekmeye bayılıyor. Tiyatro ve şeylerin çok yoğun olduğu yer, Taksim Meydanı gibi yani tiyatrolar, sinemalar, bir sürü alışveriş merkezleri zaten geldiğimiz yol üstündeydi.
Aslında bunun adı Shaftesbury Anıt Çeşmesi'dir. Şu devam eden cadde Shaftesbury Caddesi. Ama işte üstündeki Eros heykelinden sebep burasına işte Eros heykeli diyorlar. Yani Shaftesbury Anıt Çeşmesi yerine. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar burada Horse of Helios diye bir heykel var. Ben onu çekmeye gelmiştim size. Bakın şöyle. Bu da böyle mahşerin dört atlısı gibi. Ama tamirat var. O yüzden ben şimdi ekrana şeyi koyacağım. Daha önce çekmiş olduğum bir fotoğrafı koyacağım. Size buranın hikayesini anlatmak istiyorum. Burası Piccadilly Circus'un en nadide eserlerindendir. Ruth Beller tarafından 1992'de yapıldı. Atların hepsinin adı vardır. Yunan mitolojisine aittir. Piros, Airos, Athena, Phlegon. Tam okuyamayabilirim. Herion ve Terra'nın oğluna Helios adı verildi. Ve bu dört atın çektiği bir arabada gökyüzünde dolaştırıldı. Helios yakışıklı, genç bir titandı. Titanlar bu tanrılar döneminden önceki şeyler oluyor mitolojide. Ve güneş tanrısıydı. Görevi güneşi doğudan batıya sürmekti. Bir keresinde oğlu Phaeton, evet Phaeton'un adı buradan geliyor. Babasının arabasını sürmeye çalıştı ama kontrolü kaybetti ve dünyayı alevler içinde bıraktı. Zeus bu çocuğu yıldırımlarla yere vurdu. Ondan sonrasını da mitolojik hikayeleri merak edenler kendileri araştırsınlar. Bu gürültüye daha fazla dayanamayacağım çünkü. Evet, neredeyiz şimdi? Chinatown'dayız. Çin mahallesindeyiz. Her yerde gördüğünüz gibi bir Çin mahallesi var. Buranın renkli tarihi 1950'lerde Çin restoranlarının ve işletmelerinin burada açılmasıyla başlıyor. Aslında Londra'nın orijinal Çin mahallesi ilk kez 18. yüzyılda Çinli çalışanların yerleşmeye başladığı doğu yakasındaydı. 1914'te Çin topluluğu denizcilere hizmet veren yeni restoran ve işletmelerin açılmasıyla buraya taşınmaya başladı. Şans eseri uzak doğudan dönen İngiliz askerleri Çin mutfağına düşkündü ve böylece daha çok işletme açıldı. Çin mahallesine dönüşmüş oldu burası. 1980'den sonra tamamen trafiğe kapanıp Çin kapıları ve dekorasyonları da eklenince resmen Çin mahallesi oldu. Çin takını da güzel güzel göstereyim size. Burası tabii ki Birmingham'dakinden daha yoğun bir şekilde ziyaret edilen, daha işlek bir yer. Turist çeken bir yer. Şöyle. Çin restoranları. Bu ne? Brezilyalı arkadaşlar da varmış burada. Gördüğünüz gibi her tarafta Çin balonları var. Sağda solda fotoğraf çeken bir sürü turist var. Neden bilmiyorum ama bu Çinliler Çin mutfağını çok seviyor İngilizler. Yani sadece bu askerlerin gelmesiyle alakası yok. Şöyle bir tezimiz var bizim. Şimdi bu Çinliler zayıf ya. Daha çok galiba böyle zayıf. Çıtı pıtı insanlar ya. Bunlar daha çok pilav falan yiyorlar ya. Çin yemeğinin insanı zayıflattığını mı düşünüyorlar acaba bilinçaltında, bilemeyeceğim. Şöyle bir dönelim. Daha ileri gitmeyelim çünkü gezeceğimiz bir sürü yer var. Bakın burada Lego'dan yapılmış bir tren var. Burada gene kraliçe muhafızı. Legoland'e girdik bu arada. Bu Shakespeare. Bunun ikisinin ortasında benim resmim var, onu eklerim size daha sonra. Burada çok çabuk çocuk var, çekmek istemiyorum fazla. Aha, burada bir tane Noel Baba yapmışlar. Yine Lego'dan yapılmış bir posta kutusu. Burada böyle minik minik logolar var. Lego var. Burada bir polis ve bir Big Ben var kocaman.
Burayı da tamamen Legolardan bir Londra inşa etmişler. Shard, Sky Garden, London Eye, Tower Bridge, bakın, Trafalgar Square, Victoria Anıtı, Buckingham Sarayı, hepsi burada. Bu da Big Ben'in üstten görünüşü. Şurada bir tane ejderha, yılan gibi bir şey var. Böyle çıkıyor. Bakın lambalar da şeylerden, Legolardan yapılmış. Şimdi burada da bakmakla yetinmek zorundayız. Çok güzeller. 84.99 pound. Noel Baba'nın kıza. Hadi şimdi dışa çıkıyorum. Şu an Leicester Square'deyiz. Bu meydan aslen soyluların yaşadığı bir yerleşim yeriydi. Bakın burada bir arkadaş var. 18. yüzyılın sonlarında Leicester House'un yıkılmasıyla eğlence merkezi haline geldi. Buraya da böyle Christmas marketini koymuşlar. Birçok film galaları ve açılışlar burada yapılır. Meydanın ortasında bu park bulunuyor. Parkta işte William Shakespeare çeşmesi var. Çekebilirsem birazdan çekeceğim. Ondan sonra Harry Potter, Charlie Chaplin, Mary Poppins, Paddington, Roger Rabbit, Mr. Bean heykelleri var. Burada şu an ben Mary Poppins'i görüyorum. Şimdi diğerlerini bulup arka arkaya eklemeyi düşünüyorum. Evet, şu an girdik içeriye. Ama işte burada bu Christmas marketi kurulduğu için her şeyi göremiyoruz. Şurada ne var? Aa, yo, Singing in the Rain. Çok iyi. Evet. Gördüğünüz gibi hayat burada akıyor. Herkes burada. Aradığım heykelleri bulamıyorum yalnız. Aha, Shakespeare. Shakespeare şurada. Ama çekemiyorum. Tesadüfen Charlie Chaplin'i buldum. Evet, bilmiyorum siz bunu tanıyor musunuz ama bu İngiliz'in en ünlü komedyanı. Hiç konuşmaz. Ama konuşmayarak insanları çok güldürür. Evet, bu da en sevdiğim Paddington. Şimdi Harry Potter'ı arıyorum ama bakalım bulabilecek miyim? Bulamazsam internetten koyarım. Evet, Harry Potter'ı da buldum. O arkadaş da burada. Hiç benzemiyor ama olsun. Burada da böyle bir Agatha Christie teyzemiz var. Cinayet romanlarıyla ünlü. Dam dediği burada hani şey, sörün karşılığı dam. Şunları çekeyim. Daha sonra okurum. ...1890-1976. Kendisinin daha önce Pera Otel'de de kaldığını biliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizin de sonuna geldik. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.